Evet, Gönül Dağı. Ya ne kadar güzel bir film değil mi? Ya ben bayılıyorum. O şoförler. Evet, Gönül Dağı. Ya ne kadar güzel bir film değil mi? Ya ben bayılıyorum. O şoförler neler neler anlatıyorlar ve hepsi kaptan. Çok güzel bence. Şimdi her hafta başka bir yolculuk, başka bir şoför, başka bir araba. Bu hafta çok özel bir konuk olacak. Yani siz böyle bir konuk görmediniz. Hiç. İlk defa gerçekten. Çok güzel bir prom olacak bence. Ama gördüğünüz gibi şimdi Hollanda'dayım. Ben şimdi hemen havalimanına gidiyorum. Uçağa bineceğim. İstanbul'a uçacağım. Ve orada prom başlayacak. İstanbul'da görüşmek üzere. Teşekkürler. Tekrar merhaba. Merhaba. Yolculuk nereye ayrılır? Yolculuk 3. köprüden geçmek istiyorum. Öyle mi? Sonra... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde. Evet. Peki. Evet, Körfez Köprüsü. Büyük bir proje, değil mi? Çok. Yani bu Türkiye'nin 50 yıllık rüyası. Ya böyle bir şey söyleyebilir miyim? Siz artık Türk yollarının babasısın. Yani mimari. Ya biz yolların yapımında emeğimiz var. Yani 12 sene ben bakanlık yaptım. Yollarda çok epey emeğimiz var ama ben tek başıma yapmadım bunu. 100 bin kişiyle beraber çalıştım. Bunun bir ordu demektir bu ya. Yani. İnsanlar bazen bunu unutuyorlar. Yani tamam birisi bir fikirle geliyor ama arkada o kadar insanlar çalışıyor ki. Doğru, çok önemli. Doğru. Onlar, insanlar en son bittiği zaman ya güzel olmuş diyorlar ya da daha güzel olabilirdi diyorlar. Ama her zaman daha güzel olabilir. Yani ben tabii mesela bu köprü çok seviyorum. Bu görüntü olarak. Bu çok estetik bir köprü. Bir özelliği şu sağ tarafımızda Hersek Gölü var, Hersek Burnu var. Burası 500 yıllık tarihi geçmişi var. O yüzden bu köprüyü yaparken bu kavisi bilerek verdik. Bu kavisi vermeseydik oradaki o tarihi yer zarar görecekti. Aslında bu da güzel oldu. Hülko Bey köprüye daha bir estetik kazandırdı. Evet. Gündüz o kadar gözükmüyor ama akşam ya gece geliyorsan gece daha, ışıklandırmakla. Oo. Gece daha bambaşka. Evet. Ya bir şey sorabilir miyim? Kaç senedir araba kullanmadınız? Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde bir 15 senedir doğru dürüst araba kullanmıyorum. Evet. Ya tabii bakanlık, başbakanlık döneminde çok fırsatımız olmuyor araç kullanmak için. Evet.
Yani bu benim için bir büyük bir fırsat oldu. Direksiyon başına da geçmiş oldum. Önce eski günlerimi hatırladım. Ne hatırladın? Bu otobüs, şu anda sürdüğümüz otobüs benim için çok büyük bir anlamı var. Büyük bir sürpriz oldu bana. 1978'de ben otobüsçülüğe başladım. O zaman aldığımız otobüs bu. Yani aynı model otobüs. O zamanlar çok meşhurdu. Evet. Böyle otobüsü olan bayağı bir farklı gözle bakılıyordu. Evet. Ya biliyor musunuz? Ben böyle bir otobüste bir yolculuk yaptım Türkiye'de. Öyle mi? 87'de ilk defa Türkiye'ye geldim. Hmm. Turist olarak tabii ki. Ya o zaman böyle modeller otobüslerde de var. Oturduk, klima yok, sıcak. Ama böyle bir güzel bir şey var. O zaman internet yok, cep yani mobil telefon yok. Millet ile sohbet ediyorsun. Ya benim evet. Türkçem yok ama evet. Henüz bir ilişki, bir yani o çok güzeldi ya. Tabii artık bu internet falan hayatı kolaylaştırıyor ama sosyalleşme de azalıyor. Herkes yalnızlaşıyor, bilgisayarına, cep telefonuna dalıyor. Yanındaki insanı bile fark etmiyor. Şimdi siz benim gibi bir köy çocuksunuz. Evet. Babamla beraber başladık biz bu işe. 78'de bir otobüs aldık. 84'e kadar bu işi yaptık. 84'te bıraktık. O vesileyle Türkiye'nin her tarafına yolculuk taşımacılığı yaptık. O yüzden yani iyi oluşum şey bakan oldunuz tabii ki. Yani içinde var o his. Yani o zamanlar böyle aklımızda bir şey yoktu ya, bakan olmak, başbakan olmak. Allah ne yazdıysa o oluyor. Nasibinizde varsa günün birinde o oluyor. İstemekle değil de her şey istemekle olmuyor. Tabii ki çalışacaksın, çabalayacaksın. Ama sonunda takdir Mevla'nın. Tornada havalı. Evet, hem de nasıl. Kural ihlali de yapanlar var mı? Aslında yollarda bir sıkıntı yok. Yollar çok güzel oldu. Evet. Fakat tabii insan hatasının henüz çaresi bulunamadı. Şu andaki kazaların %90'dan fazlası insan hatasından kaynaklanıyor. Biraz önce gördük yani bir araba bir makas yaptı. Maalesef. Ya sizin dikkatli olmanız yetmiyor. Başkalarının hatalarını da gözetmeniz lazım. Evet. Evet. Ve yani tamam hız yapıyorsun ama o hız ile ne kazanıyorsun? Sen sadece bazen belki bir dakika kazanıyorsun. Yani o doğru. Bir dakikanın içinde başka birisi öldürüyorsun. Maalesef. Dikkatsizlik, acelecilik, yorgunluk, evet. Tedbirsizlik kazaların en büyük sebepleri. Kurallara uymamak. Benim bir sözüm var. Onu çok sık tekrar ederim. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Şimdi siz köyde doğdunuz, evet. Büyüdünüz. Çocuk olarak nasıl bir çocuktunuz? Çünkü en büyük çocuk siz. Ablam var benden bir büyük. Biz 10 kardeşiz.
Ben 1955 yılında doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Refaiye Kayıköy'ünde okudum. Ondan sonra orta lise için İstanbul'a geldim. Çocukken tabii bizim köyde şeyimiz iyiydi. Aile büyük bir aile ve köyün de en ileri gelen ailesiydi. Hem okuduk hem işlere yardım ettik. Tarım işleriyle, hayvancılık işleriyle çok uğraşıyorduk. Onlar da babam celepçilik yapardı. Ben de ona yardım ederdim. Tarlalarda biçmek için, ekmek için okuldan çıkınca bazen de okula gitmezdim. Gider babama yardım ederdim. Yazın tarla içerken uçaklar geçerdi gökten, gökyüzünden. Çok merak ederdim. Bu uçaklarda acaba kimler var, nereye gidiyorlar? Keşke ben de içinde olsam diye. Ben de aynı duyguyu hissettim, ya, yaşadım. Yapardım. Hatta uçağa gözden kaybolmasın diye sırt üstü yatar. Daha fazla göreyim diye seyrederdim. Ama o günlerde kaç tane uçak gündüz böyle geçti? Günde bir tane belki. Evet. Belki iki tane. Şimdi bakın ya. Şimdi her an dakikada bir uçak kalkıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Bu yolun devamı biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gidiyor. Oradan da Türkiye'nin en büyük havalimanına gidiyor. Evet. Üçüncü havalimanı. Evet. Ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Şimdi bazı insanlar yani biraz da ya çok pozitif. Çok da pozitif düşünmüyorlar. Yani ben bir köy çocuk, bir köy çocuk ile ne olacak? Ama bir köy çocuk görebiliriz yani. Büyüyor, bakan başbakan olabilirsin. Yani Türkiye ümit, çalışkan lazım. Doğru, Türkiye demokratik bir ülke. Hukuk devleti ülkesi. Türkiye'de herkesin her şeyi olabilmesi mümkün. Ben Erzincan Refaiye'nin Kayıköy'ünden Topal Dursun'un oğlu okumuşum, gayret etmişim, Allah nasip etmiş, bu görevlere gelebilmişim. Bir engel yok. Onun için gençlerimize tavsiyemiz çalışsınlar, çabalasınlar. Bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin büyümesi için, kalkınması için elbette çok büyük hizmetler, büyük sorumluluklar mutlaka alacaklar. Ya bir şey anlamıyorum. Siz ilkokul köyde yaptınız. Evet. Ama sonra İstanbul'a gittiniz. Neden? O yani Kayseri'ye gitmediniz. Çünkü İstanbul'da dedem ve amcalarım İstanbul'da oturuyorlardı. Orada çalışıyorlardı. Okumak için dedem beni İstanbul'a getirdi. Dedem kış aylarında İstanbul'da dururdu. Yaz ayları da köyümüze giderdi. Yine köyümüzde tarla işinde, bostan işinde çalışmaya devam ediyor. Orası bir kültür şok olmadı mı? Köyden bir anda böyle büyük bir şehire gitmek. Tabii alışmak o kadar kolay olmadı. Birkaç sene sürdü. Yani bir küçük köyden çıkıyorsunuz, İstanbul gibi bir dünya şehrine geliyorsunuz. Ama çok
hızlı uyum sağladı. Eskiden imkanlar sınırlıydı. Yani diyelim ki ilkokulu okudunuz. Ortayı da belki en yakın ilçede okuyabilirsiniz. Liseyi de ilde okuyabilirsiniz. Ama ondan sonra üniversite için mecburen başka bir şehre gideceksiniz. Ama şimdi her ilimizde üniversite var. Evet. ...94'te küçük böyle bir dolmuş ile Hollanda'dan Türkiye'ye geldim. 3 tane arkadaş birlikte böyle gezdirerek. Evet. Ama bir arkadaş biraz geç geldi. O yüzden uçak ile geldi. Atatürk Havalimanı'na gittik. Şimdi 94'te. Girişin önüne park ettik. Küçük bir havalimanı. Evet. Arkadaş aldık. Buradaki macera başladı. Şimdi geliyorsun. Evet. Abo diyorsun, bu ne? Yani kocaman bir havalimanı ve yani o konusu olarak yetmiyor kapasite. Bir sene sonra artık o da yetmiyor. Evet. Dünyanın en büyük havalimanı, yeni İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı açılacak. 90 milyon yolcu kapasiteli. 90 milyon. Ama ilk etap, sonra İkinci bölüm, üçüncü bölümü yapıldığında 200 milyona çıkacak. 200 milyon, ya nasıl bir rakam ya? Hollanda'nın nüfusunun 10 katından fazla herhalde. 17 milyon. 17 milyon. Evet. Amsterdam 800 bin, o kadar. Türkiye geldim. Öyle mi? Ve millet soruyor yani arkadaşlar ya ne bileyim bir röportaj için. Ya Biko sen Hollanda özlemiyor musun? Yani anne, babaya ne bileyim. Yok diyorum yani Hollanda'ya gitmek sadece 3-3,5 saat sürüyor. Tabii. İstersen uçak biniyorsun birkaç saat sonra oradasın. Doğru. Ama sonra benim annem hasta oldu. Babam da hasta oldu. O zaman bir anda o 3,5 saat bir hikaye oluyor. Çünkü 2 saat önce check-in, 1 saat havalimanına gitmek, doğru. Sonra Hollanda'da bagaj için beklemek, sonra köye gitmek. Toplam 7-8 saat. Doğru. O hastalık dönemde ya sadece böyle akşamüstü bir anneye git, babaya gitmek istiyorsun. O sarılmak, öpmek istiyorsun. Sonra tamam anne yani yarın görüşürüz, tamam mı? Olmadı. Ya orada bayağı bir zor bir zaman yaşadım. Anam çok genç yaşta öldü. 1971'de annem vefat etti. Yüksek tansiyondan felç geçirdi ve hayatını kaybetti. Ama en büyük abi olmak, o evet. Zor olmadı mı? Zorluğu var tabii. Kardeşlerimin hemen hemen tamamına ben bir anlamda babalık yaptım. Onların büyümesi, iş güç sahibi olması, evlenmeleri filan. O işleri hep biz yaptık yani. Evet. Biz çok, aile bağlarımız çok güçlü bir aileyiz. Hala bütün kardeşlerimiz, onların çocukları, onların torunları hep zaman zaman bir araya gelir. Geniş bir aileyiz. Bir bayramlarda falan toplandığımız zaman 500 kişi oluyor. 500 kişi. Tabii. Maşallah. Ben de mutlaka en az bir sefer memleketime giderim. Sıla-i rahim yaparım. Bunu yapmadım mı çok rahat edemiyorum. Ya önemli çünkü o senin kökü, ya o kök değer vermek gerekiyor, hala beslemek gerekiyor. Abi,
Ama hayatınız enteresan yani. Şimdi bir köy çocuk olarak orada okudunuz, o köy duygusu biliyorsunuz. Sonra şehire gittiniz, oradaki hayat yaşadınız. Şey, sürekli biraz böyle yollarıyla bir bağlantı vardı galiba. Evet, tabii tabii. Yani ilk otobüs, ilk araç olarak bir otobüs aldınız yani. Ya maşallah diyorum ya, çok enteresan. Otobüs aldığım zaman ben aşağı yukarı üniversiteyi bitirmiştim. Son senemdeydi. Ya o... Çünkü para lazım. Siz o zaman o dönemde iş olarak ne yaptınız? Babam iyi bir celepçidir. Sonra otobüsçülükten de biraz para kazandım. Daha sonra taksicilik yaptım. Onu da yaptım. Ya yok yok ya sizde. İstanbul'da bu ticari taksimiz vardı iki tane. 80'li yıllarda. Sonra onu da sattık, oradan da para kazandık. Bu sefer parke imalatçılığı yaptım. Ahşap parke, aha, binaların altına seriliyor ya. Sonra da denizcilik işine girdik. İşte tersanede çalıştım, serbest çalıştım. Ama sürekli şey dönüyor, ulaşım. Sürekli, öyle, hayatında içine. Evet. Tabii üniversiteyi de ben denizcilikle ilgili bölümde okudum, İstanbul Teknik Üniversitesi. Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde okudum. Hemen denizciyim. Mesleğim denizcilik. Ya ulaşım işi oradan geliyor. Evet. Bazen o eski günler özlüyor musunuz? Tabii. Orada daha sorumluluklarınız biraz daha az. Kendinize, ailenize daha çok zaman ayırabiliyorsunuz. Ben şimdi burada biraz bütün, daha geniş bütün memleketin sorunları, vatandaşların konuları, her şeyle ilgilenmeniz gerekiyor, sıkıntıları çözmeniz gerekiyor, vatandaşın beklediği hizmetleri yapmanız gerekiyor. Ve o çok zor bir iş, çok büyük bir yük bence. Tabii zor ama bir o kadar da onurlu bir iş. Yani insan bir eser meydana getirdiği zaman, bir hizmeti yaptığı zaman bütün yorgunluklarını unutuyor. Mesela bu köprü, geçtiğimiz Osman Gazi Köprüsü 50 sene Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, bir türlü yapılamayan bir köprüydü. Şimdi bu köprüyü de Allah'a şükür yaptık. Ne kadar büyük kolaylık oldu. İnsanlar buradan İstanbul'dan Bursa'ya 45 dakikada gidiyorlar. Evet. İskender yiyip geliyorlar. Yaşamaktan memnunum. Ben evet. 99'da iki tane bavul ile benim fotoğraf çantam omuzda böyle geldim. Elimde 1000 gulden var. Yani aşağı yukarı 500 euro. Evet. Sıfırdan başladım. Burada benim eşim tanıştım. İstanbul Film Festivali'de. Biz evlendik. Yeni bir aile kazandık. Tabii ki yani şey, benim annem ve babam vefat ettiler. Hı. Ama kayınpeder, kayınvalide var. Onlar benim yeni babamla. Nereliler? Onlar İzmir'de oturuyorlar. İzmir'de. Benim evet. Memleket. Evet. Ben iki dönemdir İzmir'den milletvekiliyim. İzmir güzel ya. Evet. Sonra sevdiğim bir iş yapıyorum. Sonra Şira, benim kızım doğdu. Hı. Ya daha ne istiyorsun o zaman?
sürekli geziyorum. Bütün Türkiye, A'dan Z'e kadar ya gördüm ya görmedim yerler, oraya gidiyorum. Bütün buradaki muhteşem yemek de yiyorum. Yani çünkü yemek bambaşka bir şey ya Türkiye'de. Doğru. Ya Hollanda'nın yemeği o kadar güzeldi. Ya güzel bir yemek ama ya ağır, ya çok geniş bir mutfak değil, böyle söyleyeyim. Ama daha ziyade deniz ürünleri herhalde, değil mi Hollanda? Evet. Burada çeşit çok. Her yörenin kendine has yemekleri var. Değil mi? Evet ama Türkiye'nin mutfağı bambaşka bir şey. Kokoreç sever misin? Kokoreç çok seviyorum. Müthiş bir şey. Of! Ben orta lise eğitimimi Kasımpaşa'da yaptım. Kasımpaşa meşhurdur kokoreçle. Bizim Cumhurbaşkanımız da kokoreçi sever. Ha. Belki bir gün Cumhurbaşkanımızla da program yaparız. Evet. Aynı da tabii ki yöresel yemek de var. Yani Karadeniz mutfağı Ege'den çok farklı. Anadolu, Orta Anadolu mutfak var başka. Gaziantep, Şanlıurfa'ya gidiyorsun bambaşka. Ya bir hazine. Hazine bitmiyor. Çünkü Osmanlı mutfak var, Hitit mutfak var, Selçuk mutfak var. Doğru. Güzel bir ülke. Aynı anda dört mevsimi yaşayabilirsin. Evet. Hollanda'da en yüksek tepe 110 metre falan. Aynen, evet. Yani düz. Biz geçen sefer kızım ile ziyaret ettik, tatilde böyle bakıyor. Baba, burası hiç dağ yok mu dedi. Yok dedim canım, o kadar yani bu ülke. Şaşırdı. Kızınız burada doğdu, değil mi? Evet, evet. Şişli'de. Yok yani, çok güzel. İyi ki Gonca buldum, gerçekten. İyi ki buldum. Siz eşiniz nasıl tanıştınız? Aynı köyden akrabayız. Eşim öğretmen, emekli öğretmen. Şöyle biz amcazade, yani eşimin babasıyla benim babamın babaları kardeş çocukları. Üçüncü kuşaktan akrabayız. Dolayısıyla birbirimizi tanıyorduk. Ben üniversitedeyken evlendim. Zor oldu mu senin? Nasıl oldu evlenmeniz? Yadırgadılar mı? Yok Gonca yani. Gonca Hanım'ın annesi, babası. Hiçbir sıkıntı yok. Ha, böyle bir şey var. İlk dönemde benim işim yok, tamam mı? İşin yok. O zaman benim işim yok. İş. Ya dediler ki, ya işsiz güçsüz adam, buna ne diyor? Aynen, baba aynı söyledi. Yani Gonca sen ne yapıyorsun? Kardeşim ne, bir baltaya sap olamadın mı falan dediler, öyle mi? Dolayısıyla vermek istemediler. Böyle bir il birkaç ay, evet. Ya işi yok, gücü yok. Kızın başka birini bulamadın mı falan mı dedi. Aynen, evet. Bana söylemedi, Gonca'ya söyledi. Ama sonra televizyon programı başladı. Sonra havalı oldu, tamam yani. Ya. Bak yani bizim damadımız bu iş yapıyor falan. 180 derece böyle değişti fikirler. Düğün de güzeldi. İstanbul'da mı düğün yaptın? İstanbul'da, evet. Siz muhtemelen bir köy düğününüz yaptınız. Biz yok, İstanbul'da yaptık. Normal, nikah. Nikah yaptık, düğün. Yani bildiğimiz nikahlar oluyor ya, nikah evet. Dairesinde. Onlardan yaptık. Ama nişanlar, kınalar, onlar ayrıca yapıldı tabii.
köy düğünleri çok daha farklıdır. 3 gün sürer, 5 gün sürer, 1 hafta evet. sürer. Ben birkaç defa böyle bir düğün katıldım. Ya şey mesela keşkek böyle yapıyorsun, dövüyorsun. O müthiş bir şey. Evet. Seçmek gerekiyorsa, yani bir koy, yani çok lüks bir otel mi? Çok lüks bir otel mi? Orada yemek yersen ya bir teyze senin için yemek yapacak. Ben o zaman teyze seçiyorum. Tabii tabii. Kesinlikle. Şimdi mesela yolda giderken bu konaklama tesisleri var. Onların en lezzetli yemekler tırcıların, kamyonların durduğu yerdedir. Evet. Siz yemek yapıyor musunuz? Yemek yapıyorum, yaparım. Eskiden tabii çok daha yapardım ama şimdi pek zamanım olmuyor. Güzel yemek yaparım. Ne mesela? Mesela Arnavut ciğerini güzel yaparım. Oo, ciğer. Ondan sonra karnıyarık çok güzel yaparım. Her türlü yemeği yaparım. Güzel. Ama siz daha güzel yapıyorsunuz yemekleri. Ya daha güzel demiyorum ama şey seviyorum. Yani o mutfakta stres atıyorsun. Evet. Ben programlarınızda görüyorum yemek şeyleriniz ve eliniz çok yatkın, güzel. Ya orada babam sağ olsun diyorum çünkü babamdan öğrendiğim bir meslek. Öyle mi? Evet. Babanın aşçı mıydı bu? Evet. Evet. Belli ki bir geçmişi var. Yani bak siz babanız birlikte bir otobüs aldınız, ben babam birlikte mutfağa girdim. Öyle. Baba mesleği derler ya. Evet. Ya işte kilo falan almamışım. Nasıl yemeği sever misin? Çok seviyorum. Demek ki hareketlisin. Aynen evet. Sürekli hareket olunca, hareket olduğu spor, için. Spor yapıyor musun? Yok. Ama benim iş spordur. Doğru. Sürekli yürüyoruz. Doğru. Her taraf tırmanıyoruz. Doğru. Müzik demek değil mi? Doğru. Başka türlü yol bitmez. Ve türkü seviyorsunuz. Bu bizim memleketin türküsüdür. Bizim türkülerimiz hep acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden çok acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk üzerine, acı üzerine, aşk, sevgi üzerine. Böyle enstrümantal bir parçayla, böyle o geniş manzara, Türkiye'nin geniş ovalara falan görünüyor. Çocukluk yıllarımıza, gençlik yıllarımıza götürüyor. O günleri yaşatıyor. Biraz çaresizliği, hayatın zorluklarını, insanın bu zorluklar karşısında mücadele gücünün yeterli olmadığı, bunlar böyle aklımıza geliyor. Hüzünleniyoruz. Müzik.
çocuklarımıza hayatın sadece güzel taraflarını değil, zorluklarını da göstermek lazım. Aksi halde bir sıkıntıyla, zorlukla karşılaştıkları zaman ona dayanma güçleri kalmıyor. O yüzden hayatın güzel yönlerini tabii ki yaşamak lazım. Ama her zaman güzel olmadığı, zaman zaman da zorluklar olabileceği düşüncesinin çocuklukta kazanılması lazım ki onlara karşı koyabilme, yaşama azmini devam ettirme imkanı olsun. Zaman zaman ben o yüzden çocuklarımı hep köyüme, memleketime götürürüm. Oralarda geçen günlerimizi onlara anlatırım. O çok faydalı bir şey. Merak ediyorlar. Oradaki neye bizi buraya getirdi? Burası işte bir küçücük yer. 30-40 tane ev var, tarlalar var, sular var, ağaçlar var. Ama biz onların yaşındayken orası bizim için büyük bir dünyaydı. Ve her karışında bizim mutlaka bir anımız var. Onlarla dolaştırıp şurada bak ben çift sürerdim. Şurada kan arabasıyla gelirken devirdik arabayı. Mesela yaşadığımız olayları işte şurada efendim sığırlarımız, kuzularımız yayılırken kurt geldi, iki tanesini kaptı. Çok üzülmüştük. Böyle şeyler. O günlere gidiyor insan, o günleri hatırlıyor ve o günleri tekrar yaşama fırsatı buluyor. İnsan yaptığı işten memnun olduğu müddetçe o hayattan zevk alır. Ama memnun değilseniz mutlaka bir değişiklik gerekir. Şu anda milletimiz bize bu görevi verdi, bu sorumluluğu verdi. Biz en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, liderliğinde ülkemizin kalkınması için, gelişmesi için, insanlarımızın huzur ve mutluluğu için gayret gösteriyoruz. Çok özeldir. 4 şeritli bir yol geçiyor içinden. Türkiye'de ilk defa 4 şerit aynı tünelden geçiyor. Normalde 3 şeritli tüneller var ama bu 4 şeridin birden geçtiği bir tünel. Bu çok özel bir teknolojiyle imal edildi. Aslında başbakanların, bakanların, bizim gibi görevdeki insanların hayatı çok parlak değil, cazip değil. Niye? Adeta kontrollü serbestlik gibi yaşıyor. İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Koruma, güvenlik, çok insan etrafınızda oluyor. Yani normal
sade vatandaş gibi hareket etmek istiyorsunuz, edemiyor. Tabii korumalarınız endişeleniyor şey olacak diye. Siz de böyle etrafınız kuşaltılmış olmasından hoşlanmıyorsunuz. İnsanlarla kucaklaşmak istiyorsunuz. Oturup çay içmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorsunuz. Öyle zorluklar yaşıyor. Ama ben mümkün mertebe fırsat buldukça vatandaşların arasına girmeyi tercih ediyorum. Biz birkaç defa Cumhurbaşkanımız hakkında konuştuk. Siz Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştınız? Nerede? Cumhurbaşkanımızla Kasımpaşa'da tanıştık. Kendisi Kasımpaşalı. Ben de orta lise eğitimi Kasımpaşa'da yaptım. İlk tanışmamız 70'li yılların sonunda tanıştık. Milli Selamet Partisi'nde siyaset yapıyordu gençlik kollarında ve aynı zamanda da Camaltı Tersanesi'nde futbol oynuyordu. O vesileyle tanıştık. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ben de orada İDO'nun genel müdürü oldum. 94-99 yıllar arasında birlikte çalıştık. Ve orada İDO'yu Marmara'da, Boğazlar'da çok büyük bir başarılı şirket haline getirdik. Ben görevi 99'da bıraktığımda İDO hızlı deniz taşımacılığında dünyanın en büyük şirketi. Cumhurbaşkanımız malum görev süresini tamamlamadan cezaevine gitti. Ben de İDO'dan ayrıldım. Daha sonra serbest çalışmaya devam ettim. Sonra Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken beni de davet etti. Partinin kurucular arasında yer aldım. İki yıldan fazla Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptım. Bütün bu köprüler, yollar, havalimanları, internet, geniş bant, her şey, demir yolları, hızlı tren o dönemde yapıldı. Türkiye'de doğudan batıya, kuzeyden güneye çok büyük bir altyapı kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Daha sonra malum 2016 Mayıs'ında AK Parti'de bir görev değişimi oldu. AK Parti Genel Başkanı ve oldum kongreden sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümeti kurma görevini verdi. O günden beri de işte hükümeti 65. hükümette görevimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızla beraber onun liderliğinde ülkemiz için, milletimiz için çalışmaya gayret ediyoruz. Köprüden gelmeden önce size bir şey, ufak böyle bir yani espri vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ufak bir şey. Sağ olun. Çok güzel, teşekkür ederim. Evet. Tipik Hollanda. Ama aynada Türkiye'de var içinde. Beni. Laleler var. Evet, evet. Laleler tabii Osmanlı'dan gitme. Aynen, evet. Evet.
köprü yavaş yavaş gözüküyor. Evet, kuleleri gözüküyor. Evet. Güzel olmuş değil mi? Onur ışıklandırmak muhteşem. Muhteşem ya, sanat. Gerçekten sanat. Dizaynı da güzel. Evet, tasarım harika. Tasarımı da güzel. Evet, çok beğendim. Bunun özellikle böyle değişik olmasını istedim. Diğerlerinden farklı olsun istedim. O %100 oldu, kesinlikle. Şuraya bak. Muhteşem bir eser. Evet. Bu köprünün özelliğini biliyor musunuz? Bu dünyanın en geniş köprüsü. 60 metre açıklığı var. Aa. 4 şerit gidiş, evet. 4 şerit geliş. Ortada da bir gidiş bir geliş tren yolu var. Yani tren yolu yaptığımız zaman ortayı da hızlı tren geçecek. Ha, bu hızlı tren için. Tabii tabii, şu orta şeritler hızlı tren için. Köprüden geçtik. Artık yavaş yavaş o program zaman... Program bitiyor galiba. Program bitiyor ya. Program bitti. Zaman çabuk geçti. Ben çok daha böyle sohbet etmek istiyorum. Ama en azından İnşallah bu var. İnşallah başka bir zaman. Evet, evet. Ama eminim, yani millet bu bölümden bayıldı. Yani şimdi değişik bir binayı yıldırım görüyorlar. O insanlar için o kadar önemli ki. Çünkü evet, resmi olarak bir başbakan, tamam mı? Yani çok şey, yani ağır bir şey. Tabii yani hep ya, görevimiz ne olursa olsun her şeyden önce insanız. Evet. Yani bu görevler gelir geçer ama insanlık bakidir. Ve yol bitiyor. Biz artık son durakta geldik. Ama böyle bir şey, yani söylemek gerekiyor, saygı var. Çok güzel otobüs kullandınız ya. Vallahi billahi, gerçekten. Vallahi işte gayret ediyoruz. Evet. Zor olacak mı otobüsten vedalaşmak? Biraz. Gerçekten evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, evet, keyifli güzel oldu. Keyifli bir program oldu bizim için. Evet. De. Teşekkür evet ediyoruz. Köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Ya bugün benim için o kadar özel bir gün oldu ki. Hayatımda böyle bir şans çok nadir geliyor. Neden? Çünkü başbakanımız ile otobüs bindim, bir tur yaptık. Onun tasarladı ve planladı. Yollardan geldik. Ben bayıldım çünkü. Neden biliyor musunuz? Şimdi böyle bir başbakan geliyor. Biraz böyle, yani bir status var. Yani ben şaşırdım gerçekten. Ve nasıl rahat araba kullandı? Çünkü eski bir otobüs. Kolay değil. Gerçekten yani. Vites zor, ne bileyim zor. Yaptı her şey. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım beğeniriz ama benim için bugün çok özel bir gün oldu. Sonraki bölüm görüşmek üzere.